Büyükşehir Belediye Başkan adayı gibi. Yani bir taraftan da adaylıkları var böyle. Her kentte aslında asıl aday Erdoğan gibi duruyor. Yani 81 ilde Erdoğan aday, Erdoğan'ı temsil eden, hani Erdoğan her yere gidemeyeceği için temsil eden adaylar konmuş gibi. Öyle bir vekilleri. Vekilleri var, öyle görünüyor. İstanbul için çok ilginç bir kavram kullandı. Bunu mutlaka konuşmalıyız diye düşünüyorum. Ya bir yanlışlık oldu dedi. Bir yanlışlık oldu. 2019'da bir yanlışlık oldu. İstanbul yanlış mı yaptı? Yani ne demek istemiş olabilir Erdoğan? Salim Bey, sizden başlayalım. Yani İstanbul'da bir yanlışlık oldu ne demek? Siz ne anlıyorsunuz? Ya ben şunu anlayamıyorum. Yani seçmen mi yanlış yaptı? Onlar hani ya dört oyun üçünü geçersiz saydık, birini geçerli saydık, birini geçersiz saydık ama keşke şöyle yapsaydık diye kurdukları oyunda mı bir yanlıştan bahsediyor? Neresi yanlış yani? Yani bu şey, bu şu demek, çok net bir rejim tanımı aslında. Öyle mi? Yani çok net. Yani Erdoğan aslında arzu ettiği, kafasının içinde şekillendirdiği ama ismi koymasının bir önemi yok. Fiilen de uyguladığı aslında. Bakın anayasaya rağmen hep konuşuyoruz ya, fiilen uyguladığı bu tek adam rejiminin aslında adını koyuyor. Bir yanlışlık oldu diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Milli iradeyi reddetmek demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu demokrasi ve seçimleri reddetmek demek. Bu bu ülkedeki iktidarların seçim ile veya sandık ile belirlenmesine olan tahammülsüzlük ve kabul edilememezlik demek. Bu iktidar sahibi Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın ağzından Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhuna Fatiha okumak demek. Ne demek yanlışlık oldu kardeşim? Ne demek yanlışlık oldu? İstanbul'un 16 milyon seçmeni sandığa gitti, oylarını verdi. Ekrem İmamoğlu aynı Erdoğan gibi. Erdoğan nasıl seçildiyse, nasıl Erdoğan'ı milli irade Cumhurbaşkanı olarak atadı ise, seçti ise, aynı milli irade Ekrem İmamoğlu'nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atadı. Yanlışlık nerede oldu biliyor musunuz? Onun yanlışlık dediği aslında Binali Yıldırım kendisini kazandığını söyledikten sonra bırakmayacaktı. 31 Mart, evet 31 Mart 2019'da İstanbul seçimleri üzerinden yapılan darbenin işe yaramaması oldu. Yanlışlık dediği o. Yahu dedi, biz bir kazandık irade dedik, ortaya çıktı, kazanmıştı ama biz allem ettik, gallem ettik, oradan bir şey bulduk, buradan uydurduk. Yok efendim dedik ki dört tane oy pusulalarından, aynı zarftaki oy pusulalarından bir tanesini sahte deriz. Bunu kullanırız. Üçü doğru ama birini sahte kullanmıştır aynı seçmen. Buradan iptal ederiz. Ha bir de ya 700 tane de terörist buluruz. Kimleri buluruz? Ya işte o seçimlerde görevli olan sandık kurul üyelerini, başkanlarını, şununu bununu teröre hizmet ediyor deriz. Böyle bir baskı kurarız, bir darbe ile bu seçimi tanımayız, yeniden bir seçim yaptırırız ve istediğimizi alırız, Binali'yi seçtiririz. Aa bir baktı evdeki hesap çarşıya uymadı. Milli irade yani oyuna sahip çıkan duyarlı İstanbul halkı bu oyuna gelmediği gibi 13 bin oy farkını 810 bine çıkartarak adeta bir şamarattı. Demokrasi tokadıdır o. Demokrasi tokadı indi ve Erdoğan şimdi diyor ki ya bir yanlışlık oldu diyor ya. Bir yanlışlık oldu. Bu millete Erdoğan açıklamak zorunda. Yanlışlık ne o darbenin işe yaramaması mıydı? Yüksek Seçim Kurulu eli ile yürüttükleri o demokrasiye indirdikleri darbenin sonuç almaması mıydı? O yanlışlık milli iradenin tecellisi miydi? Ya da milli irade kabul etmediği kişilerin beyanları mıydı? Çünkü hep söylüyorum, bu zihniyete göre, bu anlayışa göre, tek adam yönetim mantığına göre ve bu rejimin bütün hücrelerine göre
Milli irade dedikleri sadece AKP'ye oy verenler. Biraz daha genişletelim. Cumhur İttifakı'nın seçmen tabanıdır. Onun dışındakiler, yani %48-50'li, çok rahat bir şekilde vatan hainidir, teröristtir, kökü dışarıdadır, İllettir, satılmıştır, illettir. Dış güçlerin ajanıdır, onların etkisi altında kalmış güruhtur. Niye? Erdoğan'ı desteklemediği için. Yani aynı sözünde bir de geçmişe yaparak, yani o kadar biz artık bıktık ki Murat Taylan bu yalanlardan, bu gel gitten, bu bir öncekinin tamamen tersini söylemek. Ya çıktı şimdi örnek Kadir Topbaş'a övgüler düzdü ya. Ya Kadir Topbaş dedi bu ülkeye, şehre yepyeni bir çehre verdi. Onun dedi neredeyse mirasını kullanıyor dedi İmamoğlu. Ya aynı Kadir Topbaş'ı ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben 40 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Aynı Kadir Topbaş'ı ihanetle neredeyse tırnak içinde suçlayıp o 4-5 tane sizin ihale dosyalarınıza onay vermediği için hedef tahtasına oturtup zorla istifa ettiren, ya siz değil miydiniz ya? İstanbul'da belediye meclisinde getirdiği şeyleri onaylatmadı. Evet. Aynı Davutoğlu'nda olduğu gibi. Evet. Yani Davutoğlu'nun istifaya, başbakanlıktan istifaya götüren süreç onun... Ya önünü kapattılar. DYK'da getirdiği kararın onaylanmamasıydı. Çünkü Erdoğan'ı dinledi üyeler. Başbakan olarak, evet. Genel başkan olarak Davutoğlu ya, değil. Kadir Topbaş'a da aynısı İstanbul'da Kadir yapıldı. Kadir Topbaş satıldı. Resmen satıldı orada. Bir ihanete uğradı. Bunu da gördü, anladı. Ve tuttu. Metal Erdoğan, yorgunluğu. Bravo ya. Metal yorgunluğu. Metal yorgunluğu dedi ya. Ya dedi artık dedi bir dedi dinlenmesi lazım dedi ya. Bu dedi bir şeylik var dedi ya. Bir... Mekan, tebdili mekanda ferahlık vardır gibi ve o insanlar kahrederek ağlaya ağlaya Balıkesir Belediye Başkanı'nı dün gibi hatırlıyorum. Zorla dedi, zorla beni dedi telefonla icbar ederek dedi istifaya zorladılar dedi. Bu bir darbedir ya. Seçilmiş bir kişiyi bakın cebren istifaya zorlamak, manevi cebir ile istifaya zorlamak bir darbedir. Yönetsel bir darbedir. Öyle bir şey olur mu ya? Halk iradesine indirilmiş bir darbedir. Şimdi gelmiş Kadir Topbaş diyor ki bu yepyeni bir acayip bir çehre verdi. Onun mirası kullan. Ya o gün tukaka, bugün o iyi. Şimdi siz ne diyorsunuz? Evet şimdi şöyle. Semih Bey. Ya İmamoğlu biliyorsunuz konuşmasında şöyle söylemişti. Adayını açıkla diye tezahürat yapan türbünlere...